Değerli dostlar, yol güzergahını izah eder misiniz sorusu ne anlama gelmektedir? Bu çalışmamızda bu konudan bahsedeceğiz. Yol güzergahından maksat, bir, Dublin uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bunun tespiti. Yani ilticada sorumlu ülke, iltica ettiğiniz A ülkesi mi? Ya da Schengen ülkelerinden geçerken delil bıraktığınız, parmak izi bıraktığınız ya da vize aldığınız ya da oturum aldığınız B ülkesi mi? Önce bunu tespit etmek istiyorlar. İkincisi de yol mülakatı, geçiş güzergahını anlatır mısınız derken o güzergah yolunu kapatmak istiyorlar. O yoldan bir daha kimse geçmesin. Oraya duvar örelim, kendi teller örelim, elektrikli teller örelim ya da oraya asker, polis koyalım. Oradan kimse geçmesin. Sen bana o yolu söyle, benimle işbirliği yap. Ben de oraya iki polis göndereyim, o yolu kapatayım anlamına gelmektedir. Bu sebeple bu yol güzergahını anlatınızın İlticanın kabulü ya da reddiyle bir alakası yok. Daha çok o yolu kapatmayla teknik bir olay alakası var. İnsanlar da en çok buraya takılıyor. Abi hangi yoldan geçtiğimizi anlatalım mı, anlatmayalım mı? Söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Ya onlarca videoda bu konuyu detaylı şekilde izah ediyorum. O yol güzergahını kapatmayla alakalı olup ilticayla bir alakası yoktur. Burada legal ve illegal geçenlerin vereceği cevaplar vardır. Legal geçenler, pasaportumu, vizemi, kimliğimi aldım, Türkiye'den uçağa bindim, buraya geldim. Ya da X ülkesinden buraya geldim. O zaman son dakika ne oldu da buraya gelebildin sorusuna ana mülakatta cevap bulması lazım. Ya bugüne kadar yaşamışsın, sana bir şey olmamış da şu dakikadan sonra sana bir şey olacağını nasıl düşünebiliyorsun? Son anda ne oldu da ülkeni terk etmek zorunda kaldın? Legal çıkmanın son dakikayla alakası var. Bugüne kadar senin evine polis gelmemiş, istihbarat gelmemiş, gelse bile seni alıkoymamış. Bütün bunlara rağmen pasaport alabilmişsin, kimlik alabilmişsin, legal bir şekilde pasaport kontrolüne geçebilmişsin. Sana bir şey olmamış anlamına geliyor. O zaman son dakika ne oldu da ülkenden çıkabildin? Yani o zaman polis ifademi almadan, savcılık soruşturmayı başlamadan, yurt dışı çıkış yasağı koymadan, pasaport iptali olmadan tıpkı Can Dündar gibi ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Bugün Can Dündar Türkiye'ye gitse yakalanır, hapse atılır. Çünkü Türkiye'de davası varken yurt çıkabildi bu kişiye. Eşitlik ilkesi gereği ona veriliyorsa sana da verilmesi lazım. İllegal geçenler ise neticede kimisi Meriç'ten, kimisi Deniz'den, kimisi paranörle, kimisi yelkenliyle, kimisi gemiyle, kimisi yatla, kimisi yüzerek, kimisi dağdan tepeden geçerek bir şekilde geçiyor. Herhangi bir Schengen ülkesinde parmak izi vermediyseniz geçiş güzergahınızı söylemenizde bir problem yok. Dublin uygulama hiyerarşisine baktığımızda bir ülkenin oturumunuz varsa, bir ülkenin vizesi varsa Yunanistan hariç, bir ülkede parmak iziniz varsa Yunanistan hariç, diğer ülkelere Yunanistan'a Dublin uygulanmıyor, diğer ülkelere uygulanıyor. Bir gün Yunanistan'a Dublin uygulanırsa o videolarımızı güncelleriz ama şu ana kadar uygulanmadı. Bundan sonra uygulanır mı bilmiyorum. Uygulanması için baskı yapılıyor ama geçiş güzergahı olduğu için ve eşit kota dağılımı noktasında Macaristan'da 2000 mülteci var, Yunanistan'da 150-200 bin mülteci var. Adalet mi bu? Eşit kota dağılımına uymuyor bu sistem. İşte onun için Yunanistan'a geri kabul yapılmıyor ama diğer ülkelerde, İtalya'da, Slovanya'da, Slovakya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da parmak izi verdiğinizde geri kabul yapılıyor. Eğer yol güzergahında herhangi bir parmak izi veya deliliniz yoksa sizi bu ülkelere geri göndermeyeceklerdir. Bu sebeple geçiş güzergahınızı anlatmanızın size teknik olarak bir zararı yok. Yani evet Dublin başlatmak isteyebilirler, sormak isteyebilirler ama o ülkeler diyecek ki bu kişinin bizden geçtiğine dair herhangi bir somut bilgi belge bulunmamaktadır. Beyan var ama diğer somut gerekçeler olmadığı için ben beyanı dikkate alarak bu kişiyi geri kabul etmiyorum diyecektir. O zaman yol mülakatı sorularında geçiş güzergahını izah eder misiniz? Nasıl geldiniz? Nerelerden geçtiniz gibi bu soru sorulmaktadır. Bu soruyu 3 defa sormaktadır. Ülkenizden en son ne zaman ayrıldınız? Nereye geçtiniz? Oradan ülkemize ne zaman geldiniz? İkinci defa şöyle soruyor. Lütfen geçiş güzergahını, seyahat güzergahınızı izah eder misiniz? Üçüncü defa da şöyle soruyor. Hangi tarihte ülkenizden ayrıldınız? Ya da en son ülkenizden ne zaman ayrıldınız? Eğer üçüncü bir ülkeye geçtiğinizde en son oraya ne zaman gittiniz? Oradan ayrıldıysanız en son ülkemize ne zaman geldiniz diye soruyor. Bütün bu sorulardan kasıt, en sondan maksat
iltica için yola çıktığınız son anı ifade ediyor. Daha önce defalarca gelip gitmiş olabilirsiniz. O değil. İlticaya karar verdiniz. Artık geri dönmemek üzere yola çıktınız. İşte bu çıkış tarihleri ve güzergah serencamesini sizden istemektedirler. Bunu anlatmanız gerekecektir değerli dostlar. Bu sebeple bu soruyu ne şekilde sorarsanız sorsun, yaşadığınız ve şahit olduğunuz hep aynı şeyi anlatmanız gerekiyor. Umarım konu anlaşılmıştır. Soruyu farklı sormasına takılmayın. En son ne zaman çıktınız? Belki bir sene önce, belki 3 sene önce, belki 10 sene önce bu ülkelere gelmiş olabilirsiniz. Bu sorun değil. Bu gelişinizi sormuyor. Buradan aslında maksat şu. Eğer siz daha önce gelebildiyseniz, demek ki sizin bir vizeniz var. O vize bizim ülkemize mi ait? Yani A ülkesine mi ait? Yoksa B ülkesine mi ait? Eğer B ülkesine ise ben eğer hala 6 aylık sorumluluğu devam ediyorsa ben orayla yazışıp sizi oraya göndereceğim anlamına geliyor. Ya da oturumunuz varsa o anlama geliyor. Ama 6 aydan önce parmak izi verdiyseniz problem yok. Vizeniz olmuş olsa bile vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmişse sorun yok. Daha önce Avrupa'da yaşamış olabilirsiniz, oturum kartı almış olabilirsiniz. Oturum kartının bitiş tarihinin üzerinden 24 ay geçmişse sorun yok. Dublin sorumluluğu bitmiş demektir. En son ne zaman geldiğinizdeki maksat Dublin var mı yok mu onu da tespit için sormaktadır. Bu sebeple eğer ilk defa geliyorsanız, ilk defa Türkiye'den çıktıysanız, ilk defa geçiş ülkelerine geçtiyseniz, ilk defa iltica edeceğiniz ülkeye geldiyseniz endişe etmeyin, bir şey yok. Delil de yoksa bu geçiş güzergahını söylemeniz lazım. Defalarca geldiyseniz, zaten az önce söylediğim gerekçeler ortadan kalkmışsa bunları ifade etmenizde problem yok. Şu an güncel ve geçerli bir vizem var. O şu vize ya da güncel ve geçerli vizem vardı ama süresi 6 ay önce, 1 sene önce, 2 sene önce bitti gibi ifade edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Oynatma kartlarına dikkat ediniz. Sırayla diğer videoları izlemeye devam. Evet arkadaşlar, inşallah kabul alırsınız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.